Üreticilerin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden kurtulması için Antalya'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya ekonomisinin %80 oranında çöktüğünü söyledi. Çandır, pandemi sürecinin üreticide yıkıcı ve yıpratıcı sonuçlar doğurduğunu da kaydederek, bir an önce yapılacak desteklerle üreticinin kalkındırılması gerektiğini vurguladı. Ekonomik kriz ve pandemi süreci derken bu yüklerin altında ezilen üretici şu günlerde tabiri caizse can çekişiyor. Bu ülke ekonomisi için çok önemli bir kent. Hep de söylüyorum ben bunu, Antalya durursa Türkiye durur diye. Dolayısıyla bütün illere yapılanların dışında Antalya'ya özel bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu, Antalya'daki bu kurulu kapasitesinin tekrar harekete geçeceğimiz dönemde hazır kalması için de önemli ölçüde desteklenmesi gerekiyor. Bir takım desteklemelerimiz son dönemlerde çıkmaya başladı. KDV indirimi gibi, stopaj gibi. Ama Antalya'nın daha fazlasına ihtiyacı var. Çünkü her yerdekinden çok daha fazla biz Antalya olarak hissediyoruz. Diyebiliriz ki 5 kat daha fazla biz olumsuzluğunu yaşıyoruz. Üreticiyi bu ekonomik darboğazdan kurtaracak olansa Antalya'nın afet bölgesi ilan edilmesi. İşte bu sözler Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'a ait. Bizim Antalya'ya özel bir yaklaşımla afet bölgesi şeklinde kamuya olan borçlarımızın ertelenmesi, bir takım desteklerin verilmesi, özellikle istihdam konusunda çok yaralı durumdayız. Eskiden Antalya istihdama katkısıyla rekorlar kıran bir ilken şu anda Türkiye'de işini kaybetmiş 3 kişiden bir tane Antalya, bir tanesi Antalya'da. Dolayısıyla işsiz kalan insanlarımıza özel desteklerin verilmesi gerekiyor. Belki Türkiye çapında mümkün değilse Antalya'da birikmiş KDV'lerin ödenmesi, vergilerin, sigorta primlerinin ötelenmesi, hatta mümkünse bunlara destek verilmesi gibi desteklere ihtiyacımız var. Üretici elindeki imkanları sonuna kadar zorluyor. Neredeyse durma noktasına gelen ihracat şimdilerde ufak da olsa canlanmış olsa da üretici zararda. Çandır, iç pazarın canlanması için de yapılacak desteklerin önemli olduğunu söylüyor. Yeme içme mekanları, turizm tesisleri %30 kapasiteyle çalışıyor. Dolayısıyla tüketimde bir azalma söz konusu. Bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Dünkü açıklanan enflasyon rakamlarında da görüyoruz ki tarım ürünleri ciddi anlamda değer kaybetmiş durumda. Bu çok sürdürülebilir değil. Zaten incelediğimizde de görüyoruz ki tarım ürünlerinin üzerindeki enflasyonu henüz satış fiyatlarına yansıtmış durumda değiliz. Bunların devam etmesi için de üreticinin desteklenmesi ve fiyatların üreticinin para kazanabileceği düzeyde olması gerekiyor.